Merhaba arkadaşlar, ben Özgür. Şimdi bugün ayın ikisi, 16.405 dolarda bırakmıştık dün. Deminden beri bekliyorum uygun bir şey olsun, bulayım diye. En az bir 15 dakika araştırdım. Euro dolar şu an firma tacirleri %53 ile yeşil, yani alım yönüne hareket ediyor. MT4'ümüzde bir dakikada şu an bir sinyal geldi yukarı doğru. 5 dakikada alım yönlü. Investing.com'a da bakıyoruz arada arkadaşlar. O da bakın şurada bir yerde olacak. Var. Evet, şurada. Bir dakikaya bakalım. Güçlü al. 5 dakikada güçlü al. Yani buraya geldi. Sonuçta böyle değildi. Biraz karışıktı. Bekledim arkadaşlar. Şimdi alım yönünde turboda çalışabiliriz. Demin karışıktı. Epeydir bekliyorum. Şöyle bir 20 ile başlayalım bakalım, bir alım yapalım. Yani baktığım kadarıyla arkadaşlar şeyde, yani 1 dakika ile 5 dakika uyumsuzluğu, MT4 ile Investing.com uyumsuzluğu. Bunları her birini yan yana getirene kadar belki bir 5-10 dakika bekledim arkadaşlar. Şu an için uygun gözüküyor pozisyon. Yine bir dakikada bakalım buradan. Alım sinyali geldi şu an yukarıda. Şu an kırmızı görülebilir. Bekleyeceğiz. Daha saniyelerimiz var. 61, 64, 57. Biz diğer hamleyi de hazırlayalım. 64, 57. Son 15 saniyede bakalım bir şeyler değişecek mi? Beraber göreceğiz. 9, 8 diye geriye gidiyor. 6. Bir anda bakın 76'yı buldu, gördünüz mü arkadaşlar? 64'ten 76 ve kazandırdı. Kazandırdı. 100 dolara gerek kalmadı. Bu arkadaşlar şeye dikkat edelim. Investing.com taciller, az önce yaptığımız gibi 1 dakika ile 5 dakikanın aynı yönde oluşu, özellikle 1 dakikanın yeni gelişi, sinyal gelişi, MT4'ün uyumu, hepsinin aynı çıtaya, aynı düzene oturmasına dikkat edelim. 16.419 dolar oldu. Şimdi tekrar bir bakalım arkadaşlar, değişen bir şey var mı? Bir dakikada şu an Investing.com'da bakıyoruz. Stop VS'yi aşırı alış diyor. Ona önemsiyorum, hep diyorum. 5 dakikada da aynı şey var. Şu an devam edeceğim arkadaşlar. Her şey yolunda gözüküyor. Ve ben yine 20 ile devam edeceğim. Normalde attığımız adımlar 5 dolar başta koyuyoruz. Normalde öyle. 5 dolar. Sonra 20 dolar diye koyuyoruz. 50 dolar diye gidiyoruz normalde. Birbirini kurtaracak şekilde. Ama böyle güvendiğim zaman epey bekledim çünkü arkadaşlar ben bunu. Yani belki bu videoyu çekmeye başlamadan bir 15 dakika sizi sıkmamak için bir araştırma yaptım. Her tarafın Investing'den arkadaşlar, nasıl MT4'ten, tacirlerden, oradan baktım ve bu duruma gelmesini bekledim diyebilirim size. Şu an 88.86, 88.88, 88.90. Bu sizinle yaptığımız beraber ikinci adım. Yani ikinci, daha doğrusu takas diyelim arkadaşlar. Dünkü videoyu, ya bundan bir önceki videoyu izlerseniz orada da güzel şeyler göreceksiniz. Biraz daha heyecanlı şeyler de var orada açıkçası. Tavsiye ederim arkadaşlar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son anda değişmese geldi. 88'e 94 rahatlıkla geldi. Ve bir 14 dolar daha, iki takasta 28 dolar para kazanmış oldu. Hatta 29 dolar para kazanmış oldu arkadaşlar. Şimdi bakın iki pozisyonu da aldık. Yine gidip bakalım. Bir dakikada değişen bir şey yok. 5 dakikada yine yukarı. Taciller zaten alım yönündeydi. Burada bakmıştık arkadaşlar sizinle. Burada sayfa yenileyelim. Investing'de acaba bir değişiklik var mı? Bir dakikada da yok. 5 dakikada da yok. Stop. Her şey normal. 10'la 0 gidiyor. Bunlara bakarak bir daha bir 20 ile devam ediyoruz. Bakalım pozisyonumuz onaylandı. Tekrar bir takas açtık. Her takastan önce kontrol etmekte bir fayda var. Bunda bir zarar yok. Arkadaşlar harla güreli lütfen girmeyelim.
bazı şartları yerine getirmesini bekleyelim. Sonuçta risk taşıdığını da bilelim arkadaşlar. Sonuçta riskli. Kazancına göre de riski de var. Ama birkaç yeri baktıktan sonra, kontrol ettikten sonra, 4 adımı da attıktan sonra bazen artı 1 de olabiliyor arkadaşlar. Şeyler, riskler azalıyor. Görüyorsunuz siz de. Hissetmek lazım. Bakın biraz düştü. 82'lere, 83'lere geldi. 95, 85. Ama son saniyeleri yine bekleyelim. Belki son 15 saniyede, 10 saniyede bir değişiklik olabilir ama biz yine hazırlayalım arkadaşlar. Hazırlanalım çünkü ne olacağı belli olmaz. Bakın son 6 saniyeye girdi. Birinci adımda kaybetmiş olabilir. Şimdi ikinci adımı beraber atmaya çalışacağız. Evet, bu kaybetti. Şimdi 100 dolarla ikinci adıma girdim. İyi bir başlangıç yaptı. Görüyorsunuz 80'e 84 ile 80'e 85, 80'e 88. Son rakamlarına bakıyoruz. 580'e 599. Şu an gayet iyi. Eğer bunu alırsa arkadaşlar, son 44 saniye alırsa ne yaptık? 20 dolar başa koyduk. 100 koyduk. 120. Geleni ne? 171. 51 dolar daha haremize katmış olacağız. Baştan da bir sanırım 14.28 9 dolar gibi falan bir şey vardı. 51, 60, 80 dolar gibi bir şey olmuş olacak. Eğer böyle giderse 80'e 84 şu an birbirlerine oldukça yakınlar. Her şey olabilir. Ama biz yeşille bitmesini tabii temenni ediyoruz kendimiz için. Son 10 saniye 93'leri vurdu. Tamamdır arkadaşlar. 580 559 91 5880. Bayağı bu işte burada geldi. 21 dolar daha almış olmalı. Şu an kazandı yazısını beraberce görüyoruz. Bu benim yaptığım stillerde biraz çalışırsanız faydası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Birkaç yere birden bakmak iyidir. Kazandı. Şimdi buraya işledi. 16.484 doları vurdu. Şimdi gidip bir yatırıma girmeden yine bir bakalım. Şurası 5 dakika yukarı. Şurası 1 dakika yukarı. Investiklerden kontrol edelim. Bir değişen bir şey var mı? Sayfayı yenileyelim. 5 dakikada güç sol 11'e 1 gibi. 1 dakikada stop 10'a 1. Ufacık bir 1 olmuş. 10'a 0'dı temin. Gördünüz. 10'a 2 oldu hatta. Bir parti daha gidelim ama bu sefer biraz büyük gitmeyelim. Normal standartını da göstereyim. 5 ile başlıyoruz. 5 dolarla yatırımımızı yaptık. 5 ile sonra 20 ile sonra 50 ile devam edeceğiz. Eğer bu şekilde olursa. Buradan siz de kontrol ediyorsunuz. 6004, 6010 oldu. (6004, 6007) 36 saniye. 6004, 6018. 20 koysaydık keşke, bu da gelecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. 6004, 6027. 100 koysaydık 71 dolar alacaktık. Henüz daha ikinci adımdan öte görmedik. Buna da dikkat edelim. 13, 12, 11, 10. Evet, saniyelerin azaldığını sağdan görebiliyorsunuz. 6, 5, 4. Artık buradan geri dönüş yoktur pek. 3,5 dolar daha almış oldu. Kazandı yazısını beraber görelim. Evet. Tekrar şimdi gidelim birazcık bakalım. Burası MT4 şablonumuz. Yukarı. M5 yukarı. Sayfayı yeniledim. 12'ye 0. 9'a 0 oldu. Şimdi tam yeri ve zamanı. 5 dakikada ne? 11'e 1. O da 10'a 0. Tamamdır. Şimdi 20 ile bir giriş yapalım bakalım. Buna güvenerek işte girdik. 20 ile. Yine yeşille bir açılışı bize gösterdi. Sakin olup artık bekleyeceğiz. Bakalım 14 mi alacağız yoksa bir ikinci adıma, bazen üçüncü adıma ihtiyaç mı duyacağız?
60-33, 60-23, 60-22, 60-19, 60-19 şu an. Ama henüz daha 30 saniyemiz var. Her şey olabilir. 60 saniye kısa bir zamanmış gibi gözüküyor ama çok da kısa bir zaman. Aslında değil, hele bu yatırımlar için. Bayağı bir geri gitti. 62, 63. Diğer bir aşamaya lazım olabilir. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın 60'a geldi tam. 61, 63, 63. Son 6 saniyede bu kaybetti. Diğer adım hazır. Şu an uyguladık. Hemen biti ucuca eklemiş gibi doğru koyduk buraya. Nötr başladı. Şu an 6 saniyemiz geçti. Bakalım nereye doğru devrilecek? Yukarı mı aşağı mı? 60.06, 60.05. Bir puan geri geldi. Bu arada biraz kontrol edelim. Ne oluyor acaba? Bir şeyler mi var? Dönüş yerine gelmeyelim. Şu siyah, şu içi dolu çubuk bize kaybettirdi az evvel. İçi dolu çubuklar düşüşü gösteriyor arkadaşlar. Boş olanlar ise yukarı çıkışı gösteriyor bize. Şu an 2 puanlık bir gerideyiz. Şu an eşit pozisyonda. Her an çıkıp 171 burası gözükebilir. Burada olduğu gibi 60.06, 60.16. Bu ikinci adımımız arkadaşlar. İkinci adımdan öte şu ana kadar gitmedik. Umarım bunda da gitmeyeceğiz. Artık bu saatten sonra çok zor geriye gelmesi bunun. 4, 3, 2, 1, 0. İkinci adımda ne yapmış oldu? Yine almış oldu arkadaşlar. Hatta 60.047'lere falan gelişim. Burada uzun bir 60.030 uzun bir çubuk belirmiştir. Şu buradan da görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bakalım ne oldu? 539'ları bulduk bakın. 500'ü de geçti. 400'lerde falandı galiba. 430'lardaydı. Bitmiş pozisyonlardan bakalım. Bunu gösterebilirim size. Bakın ne kadar güzel geliyor arkadaşlar. İşte tatlı bu kadar. Yeter bakın. Kaç tane takasla kaybedilmiş 20 ile 100 ile kazanmışız. 5 ile kazanmışız bugün. Bugün mü? Hayır. Dün birinde. 20 ile kazanmışız. 20 ile kazanmışız. 20 ile kazanmış şey kaybetmişiz. 100 ile kazanmışız tekrar. 5 ile kazanmışız. 20 ile kaybetmişiz. 100 ile kazanmışız. İkinci adımdan öte bir gidiş görmüyoruz. Açık pozisyonlar tek açık pozisyonumuz şu an yok. Bakiyemiz 16.539 oldu. Bakalım diyecek bir durum varsa bir son bir takas yapabilirim. Bakalım şimdi şurada görelim. Kaç dakikada var? 5 dakikada 12'ye 0. Aşırı alış gösteriyor stop. 1 dakikada 12'ye 0. Aşırı alış 7'ye 0. 12'ye 0. Burada da bir sıkıntı gözükmüyor. Arkadaşlar bir pozisyon daha deneyeceğim. Ondan sonra kapatabiliriz. Yine 20 ile sizin için biraz yüksek gireceğim arkadaşlar. 20 ile başladık. Bakalım ne olacak. Bütün göstergeler alış yönündeydi. Aşırı alış gösteriyordu. Biz de o tarafa doğru yaptık. 94'e 84 ama henüz bir 44 saniye 43 saniyemiz var. Her şey mümkün. Bekleyeceğiz. Biraz aşağılara indi bakın 76. 16.094 16.076. Buradan bakalım. Bir dakikada. Bu içi dolu bir mum gibi gelecek gibi geldi bana. Bu kaybedebilir arkadaşlar. Ama bakalım diğer adımda umarım bunu çıkarabiliriz. Yine her şey bitmedi her şey. 94'e 86 gibi bir rakam. Şimdi 100 ile deneyeceğiz. 83 son saniyeler 8 bir çıkış yaparsa burada yapabilir. 86, 84 orada kaldı. Orada kaldı. Şimdi bakalım yine 100 koyduk. Hemen ucuna ekledik. 74'lerden hemen güzel bir açılışla 5 puan üzerine koyarak geldi ama yine düştü geri. Acaba bir iniş şeyi mi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bir dakika. Gerçi investing iyi gösteriyor. Burası da iyi şu an gözüküyor. 5
Bir dakikada ufacık bazı inişler oluyor. Bakın şunlar. Bakacağız arkadaşlar duruma. Kırmızı herhalde. Evet, kırmızı. 74-69. 74-70. Bir anda atabilir kendini yukarı. Burası 171 de gözükebilir az sonra. 64, 74, 64 diye gidiyor. Üçüncü adım gerekli olabilecek. 74, 64 bakın. Orada kaldı, yer arıyor kendine. İniş yapmaya çalışıyor sanki. Ama bir de tepki bekliyoruz. Şu an üçüncü adımı atacağım. Sıfır dedi. 63'ten bakın bir tepki yapacak mı yukarı? Üçüncü adımı yaptık. 61, 64. Yine ufak bir tepkiyle açıldı yukarı. 65 bakın. 61, 64. Bu üçüncü adım. Bakalım ne olacak. Bir de ekstra bir adım atabilirim. Yani ekstra dedim, dördüncü adım atabilirim. Bu üçüncü adım arkadaşlar. Buradan tepkiyle yukarı çıkmasını bekliyorum. Çünkü bütün göstergeler alışı gösteriyordu. Biz de ona göre yaptık. Tabii her türlü sürprize de açık olmak gerekiyor. Bakın 61, 50 gibi. İki geliş var bu tarafa. Bakalım ne olacak arkadaşlar. 61-51. Dördüncü adıma gidebiliriz gibi bir geri geldi yine. Bir tepki ben bekleyeceğim arkadaşlar. Bir tepki mutlaka gelecek. Şimdi bir dördüncü adım atıyorum. Bir, iki. Bir yerde bir artık tepki gelmesini bekliyorum. 43-46. Çok indi çünkü. Göstergelerin tam aksine. Belki de inişe de yakalanmış olabiliriz ama umarım orada değildir iş. Buradan yükselerek yine parasını çıkaracağını düşünüyorum inşallah. Bakalım 43-45. 54 oldu. Buradan takip ediyorsunuz. 43-53. 42-52. Son 26 saniye. Bu normalde arkadaşlar dördüncü adımımız bizim. 55. Umarım buralarda kalır. Üçüncü adımda, şey pardon, dördüncü adımda parasını almış olur. Çünkü bu dördüncü adıma tekabül ediyor. Normal gidişata göre ben biraz yüksek girdim. 67, 73 işte tepki geldi. 75'ler buldu. Rahatlıkla dördüncü adımı kapatmış olacağız. Şimdi bitmiş pozisyonlardan da göstereceğim zaten. Burası bitti. Burası da bitmek üzere. O da bitti. 855 doları aldı ve dördüncü adımda tamamlamış oldu. 4 adım yöntemini tamamlamış oldu. Kazandığı yazılarını gördük. Yukarıda şimdi ne olduğuna bütünün bakacağız. 16.524'ten kapatmış oldu kendini. Arkadaşlar 16.524 dolar. Bitmiş pozisyonlarda da bu şekilde gösterebiliriz. Kaybedilmişti 20, 100 alınmıştı, 5 kazanılmış, 20 kaybedilmiş, 100 kazanmış, 100 kazanmış, 20 kaybedilmiş, 100 kaybedilmiş, 3. adım 250 kaybedilmiş ve 4. adımda 2 tane 250 koyarak parayı çıkartmış oldu arkadaşlar. Ve en son bakiye 16.524 ile bu yatırımı da burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Olumlu yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aşağıda linkleri paylaşıyorum. E-kitabım var. Ücretsiz. Onun linkini bırakıyorum aşağıya. Arkadaşlar bu firmanın da linkini sizin için atıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.